Evet. Sabah kahvaltıdan ciğer yiyelim. Biz evet. de geldik. Doğru. Biz yeni anlatır mısın? Vallahi burada her sabah biz biliyorsun kurfalar olarak biberi çok seviyoruz. Biber de bize özgü bir şeydir. Ya çikolata yerler ya ciğer yerler. Ama genellikle sabahları ciğer yerler. Akşam da çikolata yani yemeden yapmazlar. Biz de sizi buraya davet ettik. Bize özgü olarak. Ciğerimizin özelliği bir kere hani herhangi bir şekilde hayvanlarda bizde şey yok. Hani derler ki hani ciğerinde ya da hayvanınızda özel doğada güzel yerlerin içtiği için ciğerlerin lezzetli olur. Pul biberimizde herhangi bir katkı maddesi yok. Buradaki kullandığımız biberler özgüdür. Soğanlarımız her şey özveriyle burada. Olduğu için lezzetli olur. O yüzden de biz sizi sabah sabah buraya alalım. Şimdi ben bilmiyorum nasıl yapmışlar. Burada soğanlar da var. Evet. Herkes kendi kesiyor herhalde soğanını. Soğanını özellikle herkes kendisi alır, kabuğunu temizler. Kendine göre, kendine yetecek kadar doğrar. İşte mesela indirme masaya, burada pul biberi karıştırarak mesela şöyle bir şekil ben göstereyim size. Benim hanım gördüğü zaman da zaten ben biliyorum artık evde soğanlar artık bize yaptıracak. Yani artık şöyle yapacağız. Değil mi hayatım? Yapışıyor o zaman. Allah razı olsun. Hayatı benim belge arkadaşım. Kendisi aynı zamanda çocuklu arkadaşım. Şimdi bunu doğradık. Şuradan kumpörümüzü. Evet, iso. Alıyoruz. Ya gençler, isodumuz nerede? Bu kulübara biraz benziyor. İsot, iso. İsot verin. Biraz daha. İsot atacağım. Evet, ondan verin. Şimdi karıştırıyoruz böyle. Limon filan sıkmıyoruz. Limonu isteyen sıkar, istemeyen sıkmaz. Baba bu şekilde. Açıyor. Bu şekilde. Kendimizi yapıyoruz. Mesela tabağa filan katmaya gerek yok. Çünkü yanımıza getirdikleri tabaklar zaten temiz yıkanmış bir şekilde. Ve indiriyoruz efendim istedim. Bu da salatamızı hazırlıyoruz. İşte ayranımız kaslarda. Bunlar da bizim ufamıza özgü isot dediğimiz acı biberlerimiz. Bunlar da biz mesela buradan kabuklarını ince bir şekilde soyarız. Şöyle temizleriz. Zaten dışarıya özü çıkar. Gerçi burayı fazla almaya gerek yok. Aslında bu şekilde yiyebiliyoruz. Böyle forkları ayırarak şuraya atıyorum. Alarak şöyle indiriyoruz. Mesela ciğerimize gelince ciğerimizi aldığımız zaman ciğerimizi serpiştirerek şöyle bunları yapacağız. Evet. İçine soğanımızı şöyle bir şekilde atıyoruz. Biberlerimizi de mesela biberimizi şöyle içine katarak mesela ben biberi çok sevdiğim için acıyı. Siz zaten acıyı sevmiyorsunuz öyle demiştiniz. Ben böyle yiyeyim. Evet. Ondan sonra zaten biraz daha biber'e çok düşkün olduğum için biraz daha biber kapıyorum. Efendime söyleyeyim sarıyoruz. Sardıkça efendim, güzel bir şey geliyor. Ondan sonra yemeye başlıyoruz elimizden. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Arkadaşlar. Evet. İnşallah.